arkadaşlar, bir sürü elmas çıktı. Şimdi bu elmasları toplayacağım arkadaşlar ve sandığa koyacağım. Şöyle götürelim sandığımıza. Örümcek kız, örümcek çocuk, bakın bir sürü elmas buldum. Baba bana Luna Park yaptı elmaslarla. Aşkım bana araba al. Tamam durun ya, daha bir sürü elmas var, daha onları kazacağım. Şöyle arkadaşlar elmasları sandığa koyalım. Tamamdır Ferit dairesi. Şimdi diğer elmasları da toplayacağım. Vay be, bizim evimizin altında resmen elmas cenneti varmış, bizim haberimiz bile yok. Şöyle biraz daha toplayalım arkadaşlar, biraz daha toplayalım. Tamamdır canım benim. Ooo, bir sürü oldu. 9, 10, 11. Vallahi maşallah arkadaşlar, kır bitmiyor, şuna bakın. Benim burada arkadaşlar Tarık ve Abbas'tan gizlemem lazım. Tarık ve Abbas'ın buranın varlığından haberi olmaması gerekiyor. Yoksa onlar da buradan elmas toplar. Tamamdır, şimdilik bize bu kadar elmas yeterli. Şöyle arkadaşlar üstünü kapatın madenimizin. Tamamdır arkadaşlar, Tarık ve Abbas burayı bulmamalı. Şunları da hemen sandığımıza koyalım arkadaşlar. Şunları... Diğer elmaslar nerede? Örümcek kız, örümcek çocuk, siz mi aldınız? Ay baba, biz bir şey almadık. Ne oldu aşkım elmaslara, ben de bir şey almadım? Ya yalan söylemeyin, ben az önce sandığa 45 tane elmas koydum. Nereye kayboldu onlar? Aşkım ne bileyim yani, koymamışsındır, biz bir şey yapmadık. Evet baba. Ya oğlum bak, eğer sen aldıysan söyle, tamam mı? Bak eğer sen aldıysan söylersen sana Luna Park yaptıracağım, bak söz veriyorum. Baba üstümüze bak istersen, vallahi bir şey almadık. Şöyle bir bakalım üstüne. Harbiden de almamış. Örümcek kız, senin üstüne bakacağım. Ya aşkım bizden niye şüpheleniyorsun? Almadık diyoruz işte. O zaman bu elmaslar nereye kayboldu 2 dakikada? Nereye kayboldu? Şuna bak ya. Dur bakalım. Acaba sandığın aşağısına bir sistem falan mı yaptılar? Ben de yapıyordum çünkü bu sistemden. Dur bakacağım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Tamamdır, işte buldum sizi. Hırsızlar arkadaşlar sandığımın altına poni sistemi yapmışlar. Gelin buraya. İşinizi bitir. Olamaz bu ne? Olamaz arkadaşlar, kaçmışlar, şuna bakın. Anca böyle kaçarsanız işte oğlum, bulacağım sizi, siz merak etmeyin, bulacağım oğlum sizi. Bir de utanmadan bana bir tane elmas bırakmışlar. Allah sizin yapmasın oğlum, siz bittiniz. Demek ki siz benim elmaslarımı çalarsınız he. Ben size göstereceğim. Merhaba köylü abi, bana ayak izi gösteren gözlükten lazım, var mı sende? Evet var, tam arkamda, şanslısın he. Oh be abi, tamam ben ayak izi gösteren gözlükten alacağım. Çünkü buna ihtiyacım var. Tamam, 10 elmas. 10 elmas mı? Tamam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır arkadaşlar, aldım. Şimdi bu ayak izi gösteren gözlükle arkadaşlar bana bunu kimin yaptığını öğreneceğim. Evet, olay yerine geldik arkadaşlar. Şuna bakın ya, resmen evimin altında gizli ev yapmışlar, haberim bile yok. Neyse şu laptop benim olsun bari. Neyse arkadaşlar, hemen şöyle gözümüzü takıyoruz, taktık. Aha, her şey ortaya çıkmaya başlıyor işte. Bunu kim yaptıysa bedelini ödeyecek arkadaşlar. Bak sen şuna, Tarık'ın evine doğru gidiyor. Sonra böyle gidiyor, böyle. Tarık, senin yaptığını tahmin ediyordum zaten. Sen bittin oğlum, ben sana göstereceğim şimdi. Demek ki sen benim evimin altına gizli ev yapıp elmaslarımı çalarsın he. Şu gözlüğümü çıkartayım arkadaşlar. Şu gözlüğümü çıkartıyorum ve Tarık'a gününü gösteriyorum. Al aç kapıyı, şu kapıyı aç. Oğlum var ya, senin işini bitireceğim. Demek ki sendin he. Sen olduğunu tahmin etmiştim zaten. Efendim kanka, ne oldu? Tarık, benden çaldığı 45 elmazı çabuk bana geri veriyorsun. Ben senden bir şey çalmadım ki, ne saçmalıyorsun? Sen o yalanları külahıma anlat. Bir de evimin altına gizli ev yapmışsın. Gördüm hepsini. Oğlum ne evi, ne çalması, ben uyuyordum. Sen onları benim külahıma anlat oğlum. Sen o elmasları vermezsen ben de senden almasını bilirim ama. Ben bir şey yapmadım. Beni suçlama hadi, vay vay. Sen görürsün oğlum, sen görürsün. O elmasları senden söke söke geri alacağım. Görürsün sen. Ferit çabuk buraya gel. Ne oldu Abbas, niye çağırıyorsun beni? Kanka, sana bir gerçeği açıklamam lazım. Ama aramızda kalsın, söyleme kimseye, tamam mı? Tamam açıkla. Abbas ne gerçeğiymiş o, merak ettim. Kimseye söyleme ama, bak çok önemli. Ya tamam Abbas ya, önemlidir önemli, hadi söyle artık, merak ettim. Söyleyeyim mi? Ya söylesene Abbas, hani meraktan çatlayacağım kardeşim, hadi ya. Tamam dur söylüyorum. Ay hadi valla Abbas, uykum geldi, söyle şunu. Tarık. Tarık ne yapmış, Tarık söyle, ne yapmış? Senin evinin altında bir şeyler yapıyor. Vay be Abbas, bilmiyordum yemin ediyorum kardeşim, sen söylemesen hiç bilmiyordum vallahi, sağ olasın. Sakın kimseye söyleme, bu gizli bir bilgi, tamam mı, sır gibi sakla. Sağ ol Abbascığım, teşekkür ederim vallahi, hiç bilmiyordum vallahi. Ana öyle mi yapıyormuş ya? Neyse arkadaşlar ya, of Abbas ne kadar şapşalsın. Şimdi Tarık'ın evine görünmez olacağım ve gireceğim. Oh, Ronaldo gol attı. İşte bu, Ronaldo gol attı.
hemen görünmez olalım arkadaşlar. Hadi bismillah, Tanrı'nın evine giriyoruz. Ana! Bakın televizyon izliyorlar. Ulan köpeği de televizyona alıştırmış. Neyse şöyle arkamızdan kapatalım arkadaşlar. Şimdi Tarık acaba benim elmaslarımı nereye saklamıştır? Hemen üst kata çıkalım arkadaşlar ve Tanrı'nın sandıklarını kontrol edelim. Senin çaldığını biliyorum oğlum. Benden bir şey saklayamazsın. Al sandığı orada arkadaşlar. Hemen işine bakalım şöyle. Ana! Tamamdır, elmaslarım burada. O sesler öyle. Kapı kendi kendine açıldı. Olamaz. Allah Allah, bu kapı bozuldu ya. Hep böyle kendi kendine açılıp kapanıyor. Neyse ben bu kapıyı açayım, bir şekilde tamir ettirmem lazım. Bugün ben kapıcıyı çağırayım da tamir etsin. Aynen Tarık, kesin tamir etsin kardeşim. İnşallah kapıcı çağırırsın, tamir eder. Şöyle inelim, tamamdır canım ailem. Bak yine televizyon izlemeye başladı. Bu burla kalmayacak Tarık. Ben de senin evinin altında gizli ev yapacağım. Görürsün oğlum sen. Şöyle hemen sütümüzü içelim arkadaşlar. Lıkır lıkır. İçelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Tarık'ın evinin altına gizli ev yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Evet, evimiz harika oldu arkadaşlar. Şu anda Tarık'ın tam evinin altındayız abi. Ve Tarık'ın evinin altında kocaman bir ev yaptık. Bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya tek taraflı cam koyacağım ve Tarık'ı gizli bir şekilde izleyeceğim. Evet, tek taraflı camımız harika oldu. Ne oldu Tarık, ne oldu? Ben şimdi var ya, sana bana yaptığın trolün sana 3 katını 4 katını yapacağım. Görürsün sen. Şuraya şöyle bir merdiven koyalım. Hop 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 hop. Tamamdır Ferit'i dairesi. Harika oldu. Şurayı da kapattık mı? Şimdi acaba buraya nasıl bir şey yapsam? Dur bir düşüneyim. Oo, bayağı duvardım geldi. Çok sakıştım. Aman Allah'ım, tutamayacağım. Bu ne ya? Kokusu buraya geldi be. Of Tarık, of ne kadar iğrençsin. Şuraya hemen şöyle yatağımızı koyalım. Sonra arkadaşlar saatimizi falan koyalım. Gardırobumuzu koyalım. Sonra arkadaşlar bilgisayar masamızı, bilgisayarımızı, koltuğumuzu, bir tane daha saat koyalım. Tamamdır, burası benim odam. Şöyle odamızın etrafını da kapatalım arkadaşlar. Tarık'ın evinin içerisinde resmen kendime bir tane kendime ait bir ev yapıyorum. Şöyle odamızın içerisine halı da koyalım arkadaşlar. Odamız şöyle halılı olsun. Tamamdır canım ailem, yetmedi ama şunları kıralım bari. Tamamdır arkadaşlar, süper oldu. Kapıyı da unutmayalım arkadaşlar. Kapıyı da koyduk mu? Tamamdır, harika. Şimdi buraya bir televizyon odası yapacağım. Abi bu resmen yapı kapışmaları gibi oldu. Şuna bakın. Bildiğiniz abi, yapı kapışmalarındaki bir ev yapıyorum. Tamamdır. Dur, yanlış koydum bunu. Buna doğru koyalım arkadaşlar. Tamam, güzel. Hemen arkadaşlar şuraya da halı koyalım. Ben halıları çok seviyorum. Özellikle kırmızı siyah halıları çok seviyorum. Oh be. Anca kendime geldim abi. Ne kadar yemek yemişim öyle. Çok yemek yemişim. Of Tarık'a bak ya. Yine oturdu televizyon karşısında. Her gün televizyon seyrediyor. 7 gün 24 saat televizyon seyrediyor. Aha, kapısı çalıyor arkadaşlar. İmo, kim geldi? Benim kanka, benim. Ben geldim. Ben Abbas. Abbas, senin Tarık'ın evinde ne işin var? Bak sen şu olaylara. Neyse arkadaşlar, şöyle fırınımızı koyalım arkadaşlar. Bir de buzdolabı koyalım. Tamamdır, bir de şuraya 2 tane sandalye atacağım. Bir tane masa atacağım. Yeterli bence, kafi arkadaşlar. Allah, dur, meyve tabağını yere koydum o arkadaşlar. Nimettir sonuçta. Şöyle masanın üzerine koyalım. Tamamdır. Kanka, sana bir gizli bilgi vereceğim. Tamam mı? Beni çok iyi dinle ama bunu kimseye söyleme. Tamam hadi Abbas, ver gizli bilgi, merak ettim. Abbas aynısını Tarık'a da yapıyor. Hocam anne diyecek, çok merak ediyorum. Ama söylemeyeceksin değil mi kimseye? Ya Abbas bak, vallahi seni atarım şimdi bu evden, kafana şapla vururum, söyle. Benim de böyle konuşmam lazım. Tamam söylüyorum, vurma. Kanka, Ferit'in bir madeni var evin tam önünde. İçerisinde bir sürü elmas var. Hadi gidip alalım onları. Vay çakallar sizi. Abbas da ne kadar ikiyüzlü. Benim yüzüme gülüyor, Tarık'la iş yapıyor. Görürsünüz siz. Olabilir aslında. Neden olmasın? Gel benimle. Gel kanka. Hadi gidelim oğlum. Al şu kazmayı. Durun bakalım. Ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz bir bekleyin bakalım. Bekleyin. Burası mı Abbas? Evet evet kanka, burası. Gel kanka. Girelim içeriye oğlum. Girelim. Oğlum var ya, bak içeriye. İçeride bir sürü elmas var. Oğlum sen bu işi biliyorsun, yemin ederim. Ama çaktırma, tamam mı? Tamam. Gel kanka, hızlı gel. Oğlum görecek seni. Tamam geliyorum. Allah'ın kerizleri sizi. Şimdi onları çok fena korkutacağım. Şöyle önümüze elmasları koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Her bir kırsınlar benim bulunduğum yeri. Onlar var ya arkadaşlar, öyle bir korkacak ki ötlerini patlatacağım. Kanka ben buradan kasıyorum. Sen de sağa doğru kas. Toplayalım hızlı bir şekilde. Tamam, doğru söylüyorsun. Oo, ne kadar elmas var. Evet dedim sana oğlum, dedim. Bölüşeceğiz. Hadi kanka, ben kasmaya başlıyorum. Oğlum kas. Şunlara bak, efsane. Kas kanka, kas. Hadi oğlum, hadi hızlı olalım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Aman Allah'ım abi.
abi abi şey. Özür dileriz. Bugün son gününüz. İkinizi de doğrayacağım. Acaba hanginizle başlasam? Ben de başlamam. Başla başla. Ne anlatıyorsun oğlum? Onda başla, ben de başlama. Aman Allah'ım, ben bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Allah'ın kerizlerisi. Ben hayatımda bu kadar keriz, iki tane kerizi yan yana görmedim ya. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Tarih ne demişler? Trollenen trollenir. Sağda sola iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. İki tane video lütfen tıklayın arkadaşlar. Sağda sola iki tane video çıktı. Biliyorsunuz ki az önce Tarık beni trolledi. Evimin altına ev yaptı. Ben de o evin altına ev yaptım ve onu çok feci bir şekilde trolledim. Böyle intikam aldım işte. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.